İyi günler sevgili izleyiciler. Geldik yine hafta başına. Mart ayının artık son haftasındayız. Koronavirüs artık hayatımızın değişmeyecek bir parçası gibi gözüküyor. Böyle zamanlarda zaman çok yavaş da geçiyor biliyorsunuz. Hani başka daha güzel olaylarda, mutlu olaylarda göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyoruz. Ama korona giderek ağırlaşıyor. Zaman geçmiyor. İnsanlar evlerinde ya da işlerini yapamamanın, işlerine ulaşamamanın, hayatlarını yaşayamamanın sıkıntısı içindeler. Bir süre daha bu böyle devam edecek, başka çaremiz yok. Ancak şunu söyleyeyim. Evet, Türkiye'de koronaya karşı pek çok şey yapılıyor değil mi? Yapılıyor. İktidarın, hükümetin aldığı bir takım önlemler de var ki alınan bir takım önlemlere biliyorsunuz ilk günden bu yana sürekli destek veriyoruz, vermeye devam ediyoruz ve devamlı edeceğiz zaten. Ama şu bir gerçek, şu anda eğer bir takım önlemler yürüyebiliyorsa, bir takım canlar kurtarılabiliyorsa, burada iktidarı bu aldığı önlemlerden çok, başta sağlık çalışanları olmak üzere, fedakarca çabalayan, çalışan, kendi canlarını bile ortaya koyarak bu soruna karşı direnen insanlarımız geliyor. Her alanda, polisler içinde var, asker içinde var, kamu çalışanları içinde var. Sağlık çalışanlarını söylemiyorum. Zaten onlar hastanelerde gece gündüz çalışıyorlar. Ancak iktidar hala kalıcı, gerçekçi, mantıklı. Hastalığı bitirecek toplumu da bu dönemde kazasız, belasız, hasarsız önümüzdeki birkaç ay sonrasına atacak kararlar alamıyor. Neden? Bunun birkaç nedeni var. Israrla söylüyorum. Bu iktidar çok çapsız, bilgisiz, bilime, akla, mantığa, bilgiye değer vermiyor, deneyime değer vermiyor. Şu anda yaptıkları en önemli iş, iktidarı bu işten nasıl hariç tutarız? Yani çok başarılıyız, dünyada önce biz tedbir aldık, her şey çok güzel gidiyor diye bir anlamda kibirle hava basmak ötesinde çok ciddi bir şey yapamıyorlar. Çünkü neden? Fıtratlarında yok. Yani tek organize yapabildikleri iş, bütün camilerden yatsı namazından sonra dua okutmak, onu da hoparlörlerle okutuyorlar. Hani biri dedi ya, yani Yüce Rabbim duymuyor mu da hoparlörle söylüyorsunuz? Çünkü yani bunun mantığı nedir? Bu topluma dayatmadır. Ama hesapta efendim işte görüyorsunuz dua ediyoruz. Çünkü neden? Ben çaresizim, ben yapamıyorum, ben bu işi beceremiyorumun izahı aslında böyle işte. Dualar okutarak, işte Tayyip Erdoğan'ın ezan dinlerken böyle kendinden iyice şey olmuş yani huşu içinde diyebileceğimiz bir görüntüsünü topluma yayarak işte görüyorsunuz değil mi? Bakın dualarla Yüce Rabbimizin yolunda, Peygamberimizin yolunda önleyeceğiz. Önleyemiyorsunuz kardeşim. O başka, bu başka. Allah insanlara akıl vermiş, bunu yapacaksın. Şimdi nedir? Sorun ne? Bakın bu ana kadar hala bir genel koordinasyon merkezi kurmadılar. Bir kriz masası kurmadılar. Ankara'da arada sırada 2-3 tane bakan yan yana oturuyorlar. Yaptıkları bir takım açıklamalarla kriz aşaması, kriz masası kurulmuş ya da kriz merkezi oluşmuş olmuyor. Hala hastaneler bölük pörçük çalışıyor. Örneğin, çok basit bir şey söyleyeyim. Evet, bütün hastaneler pandemi hastanesi oldu. Pandemi biliyorsunuz yani küresel salgın anlamına geliyor. Bütün hastaneler burada. Fakat bunların kuralları konmadı. Yani pandemi hastanesi olması demek insanların oraya acil olarak koşmaları ve hiçbir karşılık ödemeden tedavi görmeleri ya da durumlarının saptanarak evlerine gönderilmeleri. Hayır, özel hastanelere gidiyorsunuz, dünya kadar para ödeniyor. Ve siz bunu Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiğiniz zaman ya da bildirdiğiniz zaman aldığınız cevap çok basit. Biz özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan ettik ama para almayacaklarını söylemedik diyorlar. Gayet pişkin bir şekilde. O zaman niye yaptınız bunu? Ve hiç olmazsa özel hastaneler belki diğer hastalara bakma konusunda biraz daha çalışabilir olurlarken şimdi aklına esen öksürüğüm var, aksırığım var, tıksırığım var deyip özel hastanelerde koşup orada bir bölümü de para vererek ekstradan kendilerine koronavirüs testi yaptırmaya çalışıyor. Oysa bunun çözümü çok zor değil. Bakın dünyada ne yapılıyor? Ona bakacaksınız. Birincisi mutlaka bir kriz merkezi ve belirli yerler saptanıyor. Mesela İstanbul'da çok yoğun bir şekilde hastalara bakılabilecek, bütün uzmanları bir araya getirebilecek, her türlü ilaç, araç, gereç, efendim tıbbi malzemeyi de daha efektif biçimde harcayabilecek şekilde
organizasyonlar düzenlenebilir. İşte ilk günden beri söylüyoruz, Atatürk Havalimanı bomboş duruyor ve yapı olarak da buna çok müsait. Hemen onun aşağısında, ona bağlı olarak hatta devam edecek bir şekilde bir fuar alanı var. Şu anda hiçbir iş yapamıyor. Binlerce metrekare kapalı dev alanlar var. Yüksek tavanlı, rahatlıkla hastane olarak kullanabileceğiniz. Bakın ben burada şunu söylemek istiyorum. İktidar bu tür bir girişimden korkuyor. Birkaç nedenle. Bir, başaramayacağını biliyor. Onun için elindeki elemanları, şahsi gayretlerini, şahsi fedakarlıklarını ve yeteneklerini kullanmaya çalışıyor. Yani hastaneler yapın diyor. Yapın, ben de bakacağım. Ama bir korkusu daha var. Ekonomik olarak beceremiyorlar. Çünkü ekonomik olarak para olayına çok alışmışlar. Faiz, para, döviz, bütün bunlar üzerine çalışıyorlar. Şu anda toplumun ana sorununu halledecek çapta yetenekleri, bilgileri, becerileri yok. Bakın dünyanın her ülkesinde artık, tüm gelişmiş ülkelerde ve hatta gelişmemişlerde bile devlet bu koronaya karşı bir takım maddi önlemler alıyor. 100 milyar liralık önlem aldı. Şimdi bunu AKP'nin yandaşı, yalakası, şusu, busu, efendim diyorlar ki devlet tedbir aldı, 100 milyarlık açık. Hayır kardeşim, hiçbir şey açıkladı falan. Buradaki önemli olan şudur. Bütün uzmanlar, değişik faktörler anlatan, değişik tedavi yöntemleri uyaran, değişik efendim koruma yöntemleri uyaranlar dahil herkesin ortak bir şeyi var. Bu virüs dolaşmaya yayılıyor. İnsandan insana, insanların ağızlarından çıkan, bizim gözle göremeyeceğimiz kadar küçük baloncukların içine yerleşen virüslerle yayılıyor. O halde deniyor ki bu dolaşmayı asgariye indirelim, hatta sıfır diyor. Bunun için de insanların evinde tutulması, hareket halinde olmamaları gerekiyor mecbur kalınmadıkça ya da çok sert bir takım önlemler almadan dolaşılmaması gerekiyor. Ama bunu yapmak istemiyorlar. Neden? Çünkü o zaman sorumlu olacaklarını görüyorlar. Oysa o 100 milyar dediğinizin 13 milyar dolar tutuyor. 13-14 milyar. Onu 30 milyar dolar yap. Yani Suriye'ye 40 milyar dolar harcıyorsun da kendi insanına 1-20 milyar dolar harcayamıyor musun? Yapılacak olan çok bir şey. Bir ay boyunca bütün çalışanların maaşları benden. İki, esnaftı, küçük şeydi 3000 lira, 2500 lira, 3000 lira parasını ödüyorum. Kimse ay sonunda param yok, açıkta kaldım, aç kaldım, efendim yetişemedim demeyecek. Bir, bu. İki, üç ay Türkiye'deki her şeyi donduruyorsun, üç ay ileri atıyorsun. Bu arada efendim bankaların kredi kartları faiz düşürmekte bana bir faydası yok. Olduğu gibi dondur. 3 ay sonra yat. 2 ay sonra yat. Hiçbir şey kaybetmez Türkiye. Bakın bir aracı durduruyorsunuz, sonra hareket ettiriyorsunuz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Burada şunu söylemek istiyorum. En önemli görev bu konuda etkili olabilecek tek isim var Türkiye'de şu anda. Saray üzerinde etkili olacak. O da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Çeşitli kulis bilgilerinden alıyoruz. Olayları da gördüğümüz zaman kabinede daha rahat çalışabilen ya da daha rahat karar alabilecek konumda olan tek bakan Hulusi Akar. Biraz askerlikten gelen, biraz da zannediyorum Tayyip Erdoğan ona karşı daha böyle bir endişeli duruşu demeyeyim ama hani daha bir saygılı mı diyeyim, daha bir önem vererek mi duruyor? Onun için Hulusi Akar'a çok iş düşüyor. Neden bakın Hulusi Akar diyorum? Sadece Tayyip Erdoğan'ı ikna etmesi açısından değil. Hulusi Akar düne kadar silahlı kuvvetlerin başıydı. Bakın şu anda Türk silahlı kuvvetleri her türlü salgın, efendim bir savaş durumu, yaralanmalar, biyolojik saldırılara karşı organize olabilecek tek güç. Çünkü bunun tatbikatlarını yapıyorlar. Fakat ne oldu? Asker düşmanlığıyla, efendim asker darbe yapar, bunların başka bir düşüncesi yok, sadece darbeyi düşünürler mantığıyla askerlerindeki bütün olanakları aldılar. Hastaneler kapandı, doktorlar dağıtıldı ama bakın bu ayrı bir uzmanlıktı. Askeri olarak yani kriz anlarındaki hastane yönetimleri normal sivil hastanelerin de bileceği bir iş değil. O işte çok onların tecrübesi yok ama askerde öyle değil. Bunların sürekli tatbikatları yapılıyor. O halde kriz yönetimini askere devretmek ve belki de onların himayesinde, onların kontrolünde, denetiminde, yönetiminde bir kriz ortamı oluşturmak en akıllıcadır belki de.
Onlar yapabiliyorlar. Sahra Hastanesi'ni onlar biliyorlar. Acil durumda doktorların nasıl çalışacağını onlar biliyor. Bir biyolojik saldırı karşısında ne yapılacağını onlar biliyor. Şimdi ne oldu? Bu doktorları, bu uzmanları dağıttınız Türkiye'nin her yerine. Herkes bulunduğu yerde fedakarca çalışıyor. Ama işte kaplı bir olay karşısında bu yetmiyor, yetmez de zaten. Onun için Hulusi Akar'a da seslenmek istiyorum. Lütfen. Bu darbe olabilir. Askere bir kaptırırsak bundan sonra bir daha kurtulamayız duygusundan kurtulmaları için artık Tayyip Erdoğan'a ne anlatacaksa anlatır. Ama bu işin artık bir otorite tarafından götürülmesinin, yürütülmesinin zamanı geldi de geçiyor. Yani böyle bir gün taksileri çift plaka yaptık, öbür gün otobüslere 15 kişi bindiriyoruz, şehirler arası denetim yapıyoruz, uçaklardaki yolcu sayısını yarıya düşürdükle bu sorun böyle çözülmüyor. Bakın, tüm uzmanlar söylüyor. Hatta en son bilim kurulundan olduğu söyleniyor ama yani konuşuyorlar onlar da dışarıda. Hiç olmazsa bir 48 saat bütün dolaşımı bir durduralım diyorlar. Yani bir takım insanlar kontrolsüz biçimde sokakta dolaşmasın. Tedbirini alanlar dolaşıyor zaten. Yani yüzler maskeli, eller eldivenli. Yani hiçbir şekilde dışarıdan bir şey gelmeyecek. Buradan da dışarıya yansımayacak biçimde kıyafetlerle gezenler hariç, kritik personel hariç bir durdurmak gerekiyor. Ama bu iktidarın kafası hep başka çalışıyor. Yani buradan ya olağanüstü hal çıkarıp herkesin canına okumayı düşünüyorlar. Ya ekonomik olarak ben bir şey yapmayayım nasıl olursa olsun diyorlar. Bakın çok güzel bir deyim duydum bugün. Tırnağın varsa kafanı kaşı. Nedir bu dedim. İşte devletin bize yaptığı bu diyorlar. Ben senin kafana bir şey yapamam. Tırnağın varsa kaşı. Tırnağın yoksa kusura bakma kafan kaşınacak, bitleneceksin. Pek çok yerde durum bu. Rakamların doğru açıklanmadığı konusunda bir takım kuşkular var. Mesele diyeceksiniz ki efendim ne oluyor? Hayır. Bir insanlar gerçeği öğrendikleri zaman daha mantıklı hareket ederler. Burada önlüyormuş. Sanki bu iktidar aldığı tedbirlerle yayılmayı önlediği gibi hastalığı da bitiriyormuş zannediyor pek çok. Hayır bu böyle değil. Bunu herkes bilmeli. Burada efendim halkı galeyana falan şey yapan, korkutan, ürküten bir durum yok. Durumu bilirsek ona göre bakın sayısız köy karantina altında. İnsanlar bunları biliyorlar, görüyorlar. Ve şu anda en büyük panik o. Hiçbir tedbir almıyorsun diyor. Ben ne yapacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim? Tır şoförünü gözaltına almak kolay. Neden? Adam diyor ki çok güzel diyor. Kalk çıkmayalım, evde kal. Ama diyor tuzu kurulara. Ben ne yapayım diyor. Ben diyor bu direksiyon başına oturmadığım sürece eve bir kuruş para girmiyor. Peki bunun için hiç tedbir diyor. Hayır ben düşünmüyorum sen evinde kal. Ve bunu üstelik de bir zorlamayla yasakla değil, kendi inisiyatifine nasıl bırakırsınız? Bugün İstanbul'da on binlerce kişi günlük para alarak hayatını geçindiriyor. Gayet normal. Dünyada da çok var böyle. Günlük işe gidiyor, geliyor. Oradan kazandığıyla da akşam yemeğini yiyor. Ve siz şimdi bu insanlar diyorsunuz ki içeride kal. Kalmayınca da sanki günah keçisiymiş gibi. Onun için Hulusi Akar'a bir daha sesleniyorum. Bu işteki uzman kadrolar ordunun elinde var. En azından bu konunun daha uygulanabilir protokolleri onlarda var. Bunları uygulamaya sokmak için ortaya çıksın. Bakın 10 gündür Milli Savunma Bakanı hiçbir yerde yok. Düne kadar hemen hemen her gün ortada. Yok İdlib, yok Suriye, yok sınır, yok bilmem. Ne oldu? Bunlar da mı bitti? Onun için diyorum ki silahlı kuvvetleri bu açıdan mutlaka devreye sokmak gerekiyor. Oranın bilgi birikiminden, oranın protokollerinden ve deneyimlerinden mutlaka yararlanmalı. Evet, devam edeceğiz tabii. Bugünlük bu kadar. Fazla uzatmayayım konuyu. Mesele anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günlerde de mutlaka çok kısa bir sürede ulaşabileceğimize de inanıyorum. Yeter ki kurallara uyalım, akıl, mantık ve bilimin yolundan sapmayalım. İyilikler, sağlıklı kalın tekrar.